Ülke tarihimizde herkesin ahlarla vahlarla andığı, keşke devam etseydi diye hayıflandığı birkaç pişmanlık hikayesi var. Bunlardan biri Nuri Demirağ'ın milli uçak macerası. Diğeri ise işte bu araba. Devrim. Bu hikayeleri az çok bildiğinizi düşünüyorum. Ama birçoğunuzun bilmediği bir hikaye daha var. Bu görüntülerde gördüğünüz kişi Yuri Gagarin. Onu uzaya çıkan ilk insan yapacak olan Vostok 1 roketine doğru ilerliyor. Yıl 1961. ''50'li ve 60'lı yıllarda Amerika ve Rusya arasındaki mücadele savaş füzelerinin roketlere evrilmesiyle bir uzay yarışına dönüşmüştü. Hatta bu sürecin sonunda insanlık Ay'a bile ulaşabilmişti. Biz ise tahmin edebileceğiniz gibi konunun epey bir dışında kalmıştık. Ama idealist birkaç mühendis için durum biraz daha farklıydı. Bu arşiv görüntüleri de o yıllara ait. Görüntülerde bir grup ODTÜ'lü hoca var. Çoğu mühendislerden kurulu bu ekip, hava kuvvetlerinin de desteğini alarak henüz hiçbir roket üretim tecrübesi olmayan Türkiye'nin ilk hava savunma sistemini geliştirmek için bir araya gelmişler. Ordot projesi. Aslında roketler çok da karmaşık şeyler değiller. İhtiyacınız olan şey, hızlı ve verimli yanabilecek bir yakıtı, aerodinamik özellikleri olan bir kapsüle yerleştirmek ve yakıtın güvenli bir biçimde yanmasını sağlayabilmektir. Asıl zor olan şey ölçekleri büyütmek ve roketleri güvenli hale getirebilmek için gerekli zamanı ve kaynakları yaratabilmek. İşte projeye gönüllerini vermiş Ordot ekibi de 3 koca yılı sağlıklı çalışan bir roketi oluşturmak için harcamıştı. O 3 yılın sonunda roketin testlerinin tamamlanmasının ardından kampüs içerisinde bir fırlatma kulesi inşa edildi. Hazırlanan roket yerine yerleştirildi ve motor ateşlendi. Ordot roketi saniyeler içerisinde gökyüzünde gözden kayboldu. ...31 Mayıs 1969. Türkiye'nin ilk resmi roketi işte o gün şuradaki Teknokent binalarının olduğu bir yerlerden fırlatıldı. Bu dönemin şartları düşünüldüğünde oldukça büyük bir başarıydı. İlginç bir şey daha var. O gün fırlatılan roketin parçaları aradan 50 yıl geçmesine rağmen halen daha bulunabilmiş değil. Roketin parçalarını bulup ODTÜ'ye getirenlerin 500 liralık bir parayla ödüllendirileceklerini yazan bir notun roketin içine yerleştirilmesine rağmen. Buradan bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Olur da bir yerlerde roketin parçalarıyla karşılaşırsanız alın bize getirin. Size güzel bir yemek ısmarlarım.